Merhaba arkadaşlar. 12. hafta. Yani artık 1, 2, 3 haftamız kaldı. İşlemcimizi anlattık. Single cycle, multi cycle. Dediğimiz gibi geçen derste tek çevrim. Yani neydi tek çevrim işlemci? En baz işlemciydi. Bir clock cycle'da yani bir periyotta bütün stage'leri gerçekleştiren işlemciydi. Fetch demiştik. Fetch getiriyordu. Fetch ne yapıyordu? Program counter buradan bir adres veriyordu instruction memory'ye. Bu da buradan bir instruction veriyordu 32 bit. Ve sonra da program counter'ın update'i vardı. Artı 4 mi olacak? Artı bilmem ne mi olacak? Offset. Buna fetch diyorduk. Fetch aşaması vardı. Sonra bu instruction decode ediliyordu ve register'lar okunuyordu, değil mi? Buradan read 1 diyelim, read 2 diyelim, bir register file vardı. Veyahut da şu şöyle geliyordu, bir immediate generator vardı. Bu ya da bu muxlanıyordu şöyle. Bunlar alıyor girecek, değil mi? Bu aşama var. Yani tabi bu sinyal bir de 6'ya 0'lık olan kısmı da şuradaki kontrol logiğe giriyordu. Yani if burası buysa şunları kontrol sinyallerini oluştur. Mutların write. Neyse. Burası neydi? Fetch decode. Buna decode ediliyor. Aynı zamanda aslında register'lar da okunuyor. Register read. Ama decode olmuş konvansiyon olarak. Sonra allo. Allo da işte iki tane operand giriyor bunlara. Operand deniyor. Ya işte İki tane register'ın değeri girer ya da bir tane immediate değeri girer. Bu immediate bir yandan da program counter'a doğru gidiyordu toplama işlemine girmek için. Eğer bir branch durumu varsa. Execute all vardı şurada. Register file'dan ya da immediate'dan gelen toplama mı çıkarma mı? Neyse işte logic and or. Bunlar yapılıyordu all'da. Bu kısma da ne deniyordu? Execute. İşle, yürüt. Execute et. Ü yazdım ama U. Execute. Ve bu alının çıkışı ne oluyordu? Ya bir branch'i bitiriyordu. Şurada zero, değil mi? Branch eğer bir branch instruction varsa ve zero ise yani birbirine eşitse back gibi. O zaman bu program counter'ı ilgili şeyle topluyordu. Değilse ya da bu bir load store instruction olabilir. O zaman bu bir adres oluyordu. Adres. Değil mi? Şurada bir data memory vardı. Data memory. Data memory'e adres giriyordu. Buradan data çıkıyordu. Değil mi? Ya da bu bir R-type, register type instruction'dır RISC-V'da. Bu sonuç ne oluyordu? Şöyle geri register file'a yazılıyordu. Değil mi? Write data kısmına. Ve en uzun olan da load işlemiydi. Çünkü load işleminde bu data memory'den gelen şey yazılıyordu. Şurada da bir mux olmak zorundaydı. Falan fişman. Bunları anlattık. Öyle birisi vardı. Biz bunları kitaplarımızda anlattık derdi. Bir şey sorulduğunda. Neyse biz bunları anlattık. Aynı zamanda videolar da var ve ücretsiz kitap gibi parayla almasına da gerek yok. Ve çok çevrim işlemciden bahsettik. Çünkü tek çevrim işlemcide load dediğimiz instruction çok fazla zaman almasına rağmen ben load'un gecikmesine göre, latency'sine göre clock frekansımı, clock periyodumu ayarlamak zorunda kalıyordum. Halbuki az önce de özetledim. Branch instruction gibi veya R-type instruction gibi, store instruction gibi instructionlar daha kısa sürede aslında işini bitirebiliyor. Fakat tek çevrim olduğu için en uzun critical path dediğim en uzun yol critical latency neyse longest path ona göre ben periyodumu belirliyorum. O yüzden çok çevrim bir işlemci yani multi cycle bir CPU tasarlayalım dedik. Bunda da bir clock'ta değil de bir clock'ta değil de şöyle bir clock'ta. Bu 5 aşama var ya 5 clock'ta mesela 1 2 3 4, 5. Tamam yani 1, 2, 3, 4, 5 clock'ta yapsın. İşte atıyorum şurada instruction fetch yapsın. Şurada
Instruction decode yapsın. Register'ları okusun. Şurada execute etsin. Burası memory load ve store için. Burada write back. Geri yaz gibi stage'leri olsun. Tamam. Bu durumda mesela bir back 7 tane instruction'ımız vardı bizim. Bu ders kapsamında NSE Patterson'dan alıp implement ettiğimiz. Back mesela 3 clock cycle'da bitecekti. İşte R-type instruction'lar ve store word 4 clock cycle. Load word de 5 clock cycle'da tamamlanacak. Dolayısıyla back instruction'ı 3 clock'ta bitecek. Sonra hemen arkasından bir R-type gelirse 4 clock. Ve eğer ben periyodumu da böyle eşit parçalara bölebilirsem, bakın eşit parçalara, dengeli bir şekilde bu, yani fetch, decode, execute, memory ve write back, bunların hepsini eşit süreler gibi yapabilirsem, böyle bir tasarım yapabilirsem veya teknoloji, oradaki sistem, oradaki tasarım buna müsaade ediyorsa, o zaman bunu T bölü 5'e düşürebiliyorum. Değil mi? T bölü 5. Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Mesela belki memory stage daha uzun diğerlerinden. Atıyorum normalde 1000 hepsi. Normalde 200-200-200 bölebilirsem 200'e düşecek. 200 nanosaniyeye düşecek. 1 mikrosaniye. 1000 nanosaniye yerine 1 MHz yerine 5 MHz'e mesela çıkacak. Fakat öyle olmayabilir. Belki memory 300'den aşağı düşüremiyorum. Çünkü memory access yapmam lazım. Memory'ye erişmem lazım. O zaman ne olur? 300 olur. Ve hızlanma 1000 bölü 300 olur. Yani 5 kat hızlanacağıma 3.3 kat hızlanmış olur. Tamam. Frekans anlamında. Peki, geçen derste de söyledim. Benim asıl nihai amacım multi-cycle'ı anlatırken aslında pipeline mantığına ilerlemekti. Tamam. Ve bu derste de neden pipeline'ın bu kadar, Türkçesi boru hattı, bu kadar önemli olduğundan bahsetmiş olacağız ve performans artışını da göreceğiz inşallah. Bir tekrardan mikro arkitektürü hatırlayalım, mikro mimarimizi. Bizim bir program counter'ımız vardı. Multi-cycle CPU'da instruction ve data memory'yi tek şeye çekmiştim. Tamam. Bunu yine ayıracağım pipeline'da. Çünkü aynı anda hem instruction okumam hem de data okumam gerekebilecek. Mesela fetch ve öbüründe de load instruction'ları aynı clock cycle'da yapılabilecek pipeline'da. O yüzden bu memory'yi instruction ve data olarak ayırmam lazım. Veya yani ayırmasam bile ayrı portlarının, ayrı bir erişim, belki ayrı banklerinin olması lazım. Öyle düşünebiliriz. Yani birbirini engellememeli bunlar. Ama multi-cycle'da pipeline olmadığı için, şu an pipeline'sız, tek bir monolitik yapı olarak düşünebilirim. Ve bakın, program counter bir register'dı, clock'la çalışan, değil mi? Program counter değerini memory'e instruction olarak verdiğinde, instruction için bir adres, buradan instruction veya data çıkıyor. Ve multi clock olduğu için multi cycle, buradaki instruction şu register'a, bakın yine clock'la, bir sonraki clock'ta kullanılmak üzere buradan geldi ve bir sonraki clock vurduğunda buradan yeni instruction buraya gelecek. Tamam. Yani ilk clock'ta bu şekilde buraya instruction register'a bu yazılmış olacak. İkinci clock'ta da bu instruction decode edilecek. Burada sadece data path var. Bir de control tabii unit'imiz var şurada. Ve iki tane register okunacak burada. İki ya da bir, ama yani birçok, bütün instruction'ları kapsamamız gerektiği için yani en sonunda iki tane instruction okumamız lazım. Bunlara da A ve B register'ları denilmişti Hennessy'nin kitabında. Biz de öyle dedik. Bakın bunlar da clock'la çalışıyor. Clock. Yani register. Neden? Çünkü ikinci clock sonunda da bunlar hazır olacak. Ki bir bu clock'ta aynı zamanda pipeline'da göreceğiz. Fetch de yapabileceğim. Neden? Şimdi ben ilk clock'ta ne yaptım? Şuraya bir şeyler yazdım. İkinci clock'ta ne yapıyorum? Buraya bir şeyler yazıyorum. Burada işim kaldı mı artık? Kalmadı.
O zaman ben bir tane daha instruction çekebilirim. Aslında pipeline işte buradan geliyor mantığı ve neden bu kadar verimli olduğu. Bu register'lara bir şey kaydedebiliyor. Register kayıt demek ki. Otele gittiğinizde register. Yani bir şey kaydetmek demek. Buraya kaydedebileceğim artık pipeline'da. Tamam. Üçüncü clock cycle sonunda da bu register'a, allow out register'ına clock'lu bu allow'un sonucu yazılıyor. Ve sonraki clock'ta işte yine ya memory'e gidiyor, şey yapıyor veya geri yazıyor. Bunları yapıyordu. Bu böyle bir genel bir gösterim. Yani birkaç register daha eklemem gerekti sisteme. Ve bu da onun kontrolüydü. Birkaç ekstra multiplexer ekleyip ayrıca ekstra kontrol sinyalleri de oluşturmam gerekti. Bu multi-cycle'ın nedeniyle. Şimdi buradaki execution step'lerin bir daha üzerinden geçelim bence. Birinci adım instruction fetch. Bu artık evrensel bir kavram arkadaşlar. Bu RISC dediğimiz, yani bu şu an RISC-V sadece bizim için bir instruction set. RISC-V. Bunun yerine biz MIPS instruction set architecture'da anlatıyor olabilirdik. ARM instruction set architecture'da anlatıyor olabilirdik ki bunlardan da internette görebiliyoruz. Veya başka üniversitelerde ARM anlatan hocalarımız, MIPS anlatan hocalarımız veya RISC-V anlatan hocalarımız oluyor. Ama genelde bakın CISC yerine CISC kompleksdir. RISC'i anlatması ve anlaması daha kolay olduğu için RISC anlatılıyor. Computer Architecture, Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu dersinde. ARM makul geliyor bana. MIPS eğitim açısından makul ama artık MIPS çok az kullanılıyor. ARM makul bence ARM'da anlatılabilir. Çünkü gömülü sistemlerde özellikle %99 küsürü hepsi ARM diyebiliriz. Yani çekirdek olarak ARM. İşte siz belki STM biliyorsunuz. ST Microelectronics. Veya belki Freescale duymuşsunuzdur. Freescale. Değil mi? İşte IMX bilmem ne. STMF bilmem ne. Değil mi? Veya TI'nin bir şeyini duymuşsunuzdur. Hatta PIC bile artık ARM kullanıyor yani. Birçok şeyinde mikro. Bunlar inşallah son hafta yani önümüzdeki hafta değil sonraki hafta SoC ve MCU dersinde System on Chip Microcontroller Unit dersinde değineceğimiz konular. Bunlar mikro denetleyiciler veya SoC'ler. Mesela ARM'ın mesela ne vardı? ARM bir şey chip. Bunu ne kullanıyordu? Bu da içinde işte A9 kullanıyordu atıyorum iPad'de. Bilmem ne de A53 kullanıyordu. Mesela. Bunlar ARM'ın şeyleri. İşte bunda mesela ARM M0 kullanıyor. ARM M4 kullanıyor falan fişman. Veya işte Renesas duyuyorsunuz. Renesas. Değil mi? Böyle şeyler duyuyorsunuz veya kullanıyorsunuz. İşte bunlar mikro denetleyici ve bunların içerisinde bir CPU core diyorlar artık. Niye core diyorlar? Genelde multi core oldu her şey SoC'ler. O yüzden core diyorlar ama hani core değil de işte önceden bunlara CPU deniyordu aslında. Şimdi bunlar çekirdek oldu. Çünkü çok fazla çekirdek oluşunca buna çekirdek demek istediler. Ama mikro denetleyicilerde genellikle bir tane işlemci var. O yüzden CPU var da denilebilir. Böyle bir ayrım kendiliğinden oluştu diyelim. Bunların içerisinde ARM var. Peki RISC-V de ARM'a çok benziyor. Bir instruction set architecture. MIPS'e de benziyor. Hepsi birbirine benziyor bu RISC'lerin. Çünkü yapı genelde bu işte. 5 tane olan şey. Yani ARM'ı da anlatan kitaplar var. ARM'ın kendi dokümantasyonu veya bu tarz şeyleri de var. Orada da yani gelir. Fetch, decode, execute, memory access and şeyler. Write back. Çünkü yani yapı hepsinde aynı. Bir instruction memory olmak zorunda, data memory olmak zorunda, bir allow unit olmak zorunda, bir register file. Yani bu artık evrensel olmuş bu mimari. Bunun dışına genel yani commercial ürünlerde çok fazla çıkamıyorlar. Yani tabii daha gelişmiş işlemciler olabiliyor. Execution unitler değişiyor. Accelerator'lar geliyor. AI acceleration falan. Cart ama şu çekirdeğin şu işlemi general purpose işlemciler için çok da değişmiyor. Şimdi gelelim RISC-V.
Niye ben anlatıyorum ARM yerine? Bu da gayet makul bir seçim. Çünkü piyasada çok fazla bulunan bir şey. Bu konudaki bilgi iyi bir şey. RISC-V Open. Bu royalty. Yani siz bir ARM çekirdeği bir ARM mikrodenetleyici SoC'de kullanamıyorsunuz. Hem ARM'dan daha iyi yapmanız pek mümkün değil zaten. Adamlar uzmanlığı bütün şeyi bunun üzerine size en doğrulanmış, en optimize çekirdeği sağlıyorlar ve çekirdeğin yanında bir sürü IP de sağlıyorlar. İşte bu çekirdek nasıl bağlanacak? İşte bazı bilmem IP'ler, belki DMA unit bilmem ne hepsini ARM size sağlıyor zaten. Bir para veriyorsunuz tabii. Ve royalty dediğimiz bir şey de royalty based license deniyor buna, lisanslama. Bunda da ARM'a her mesela siz bir çip yaptınız, SoC atıyorum bir tane akıllı saatte kullanılacak. Akıllı saat, nabız ölçüyor falan, sensörleri var. Bunun üstüne bir SoC kullanılacak. Akıllı saat firması geldi dedi ki size, siz bir design house'sunuz. Design house. IC design house. Kardeşim bana şöyle şöyle bir işte I2C okusun, Bluetooth olsun, wireless LAN olsun, bilmem ne bilmem ne olsun, 5G'de olsun, şu olsun, bir şeyler olsun, şu kadar battery management bilmem nesi olsun, güç tüketim şu kadar olsun, bana bir çip tasarla dedi SoC'ci dayı. Pardon bu şeyci, akıllı saat yapan adam veya bir uzaktan kumanda yapan adam veya bir ne bileyim air conditioner yapıyor. Böyle bir SoC'ye ihtiyacı var sistem gereksinimi olarak. Siz de ne yapıyorsunuz? Buna bir CPU koymak zorundasınız tabii. CPU. Bu işte bu etraftaki peripheral dediğimiz şeylerle haberleşecek. Peripheral. Onunla haberleş, bununla haberleş falan. Tamam çok güzel. Güç ünitesi var. Bazı analog bloklar var. Analog. Analog. Biz bu derste girmiyoruz ama analog bloklar var. Sonuç olarak bir işlemci koyacaksınız ve buna software geliştirecek bir takım arkadaşlar var. Oturun. Remote çalışan, para kazanan insanlar var. Software geliştirecek bu. CPU'ya. Siz peki atıyorum Aykenar, ISA ile bir işlemci tasarlasanız IC design olarak. Sonra deseniz ki kardeşim ISA'im benim budur ISA tanımım. Ey software insanları buna göre bir kod yazın. Adam diyecek ki tabii ne oluyor yani ne oluyor? Diyecek ki compiler. Compiler nerede? Ne compiler ya? İşte ben bunu yazdım. Çok efficient. Diyecek ki adam ben atıyorum. Ya ben bunu C'de yazacaktım. C++'da yazacaktım. Atıyorum Java'da bilmem ne de şurada burada bir şeyler yazacaktım ben. Compile edecek veya interpret edilecek bir şey yapılacak. Var mı bunlar? Yok. Ne yazayım? Assembly ile yaz. Assembly. Operating system çalışacak ama üzerinde ben Android çalıştırmayı düşünüyorum. Kusura bakma. O zaman ARM kullanmak zorundasınız ki bütün bu şeyleri halledilmiş olsun. Tool chain dediğimiz ki ilk derste aslında size ödev de vermiştim değil mi? İlk derslerde RV32 IMC tool chain ile compile etmiştiniz bu şeyleri değil mi? Sonuç olarak ARM kullanırsanız bu SoC'nin içerisinde o zaman atıyorum siz bu SoC'yi 8 dolara satarsanız diyorsunuz ki ben bundan iyi bir kar ederim. Kurtarır beni. Fakat ARM çekirdeği kullandınız. ARM'a bir para ödediniz zaten. Atıyorum 5 milyon dolar ödediniz. Bu çekirdeği kullanmak için. O da tabii M0, M1 neyse M4 her neyse. Ondan sonra ARM diyor ki hop bitmedi bizim ilişkimiz. Sen bu 8'i 10 yap bakayım. Buradan da 2 dolar bana ver. Buna royalty based license. Yani adam ARM'ın gelirlerinin büyük bir çoğunluğu da bu royalty'den geliyor. Peki ARM yerine RISC-V kullanırsanız kimseye bir para ödemiyorsunuz. Yani RISC-V CPU'yu geliştirmek için bir mühendislik zamanı veya dış hizmet almanız gerekiyor ve bunu için tabii ki bir para harcanıyor. Yani bedava değil ya. Yani. Dışarıda böyle bir RISC-V işlemciler yok. Ha var open source
Ama tabii yine de onu sisteminize entegre etmeniz ve doğrulamanız lazım. Bir layout çıkarmanız lazım. Bütün bunlar bir mühendislik maliyeti, üretim maliyeti diyebiliriz. Ama royalty açısından kimseye 5 kuruş ödemenize gerek yok. Bu yüzden de RISC-V şu an hani en fazla açık kaynak tasarıma sahip, en fazla SOC dahil internette bulabileceğiniz bir ISA diyebilirim. Ama bütün bunlardan ziyade dediğim gibi bu ARM içinde, MIPS içinde, belki PowerPC, Spark içinde bütün şeylerde hemen hemen budur. 5 adım vardır. Bu 5 adımı arttırıp azaltabilirsiniz. Atıyorum prefetch dersiniz veya bazı çarpma execution veya bölme execution atıyorum. Belki 8 cycle sürebilir. Yani her zaman 5 clock cycle olmak zorunda değil burası. Fakat ilk şey instruction fetch. Genel bir şey. Fetch instruction from memory. İkinci adım instruction decode and register fetch. Kitap böyle tanımlamış. Neydi bu? Register'ları okuyor register file'dan. Bir de control logic'e sokuyor. Instruction'ın işte bu ilk opcode kısmını. Ve kontrol sinyalleri oluşacak. Üçüncü adım execution, yürütme. Memory address computation yani ALU'da memory adresi hesaplanıyor olabilir load veya store'sa. Or branch completion yani branch dediğimiz işte branch if equal instruction'ının tamamlanması 3. clock cycle. 4. adım memory access or R-type instruction completion step. Değil mi? Memory'ye ulaşıyorsunuz 4. adımda veya geri yazıyorsunuz çünkü artık sonuç hazır ALU R-type instructions'ı. Ve son olarak da memory read. Memory'ye okuduğunuz şeyi geri yazıyorsunuz. Memory read completion step. Ve bunu kitaplarda da, literatürde de, internetteki açık kaynak implementasyonların dokümantasyonunda da göreceğiniz fetch, decode, execute, memory, write back. Tamam. Yani yarın bir gün sınavda bir RISC işlemcinin 5 tane aşaması nedir? Kısaca bahsedebilir misiniz? Denildiğinde aslında fetch, decode, execute, memory, write ve bu sayfadan bahsediyor olacağız cevap açısından. Şimdi boru hattı pipeline acaba nasıl anlatılabilir diye düşünmüş bu konudaki scientist insanlar ve demişler ki bir katlama işte bir şey örneği verelim daha doğrusu. Bir çamaşır yıkama döngüsü. Ve bunu şöyle örnek veriyor. Mesela siz bir yurttasınız diyor. Bir yurtta ve yurtta herkesin kendi tabii çamaşır makinesi yok. Bodrum katında ne var? Orada belki adınızı yazarak veya artık sistem geliştiyse booking yaparak online bir şey üzerinden uygulama. Siz bir onu kendinize rezerve edersiniz. Oraya gidip yıkarsınız. Burada şöyle bir analoji kurmaya çalışıyor yazar. Bu çamaşır makinesi. Sonra bunun kurutulması lazım. Bir kurutma makinesi. Türkiye'de de yaygınlaşıyor ama yurt dışında çok yaygın. Sonra bunun ütülenmesi lazım ve sonra dolaba koyulması lazım. 4 tane aşaması olsun bunun. Tamam. A öğrencisi gelse 6 PM diyor. Tamam mı? Akşam 6'da başlasa ve her bir işlemde yarım saat sürse ve bunlar beklemek zorunda olsa yani bir odada bunların hepsi öyle düşünün. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, ütü ve bunların koyulacağı dolap. Herkesin dolabı olsun diyelim. O da o odada olsun. Bu durumda ne oluyor? Bakın A kişisi saat 6'dan 8'e kadar rezerve ediyor odayı. Giriyor içeriye kapıyı kilitliyor. Orada artık kitap mı okuyor? Telefonla mı uğraşıyor? İnternet çekiyorsa ne yapıyorsa. Başlıyor. Önce bir çamaşırları atıyor buraya. Başında bekliyor. Yarım saat yıkanıyor. Bu 3 tane alet ne yapıyor o sırada? Bomboş bekliyor. Bunun işini bitirdi. Aldı ıslak çamaşırları. Kurutma makinesine koydu. Saat 6.30 oldu. B arkadaşı aslında işi var. Akşam arkadaşlarıyla buluşacak veya halı sahaya gidecek veya ders çalışacak. Ders çalışsın.
Ama beklemek zorunda. Yani akşam 8'e book edebilmiş. Çünkü 6-8 arasını A öğrencisi book etmiş. Orayı ayırmış. Kurutuyor. Saat 6.30 başladı kurutmaya. B gelse de keşke burada 6.30'da şu boş bekliyor. İsraf. Ama öyle değil sistem. Olsa ne kadar saçma olurdu değil mi? Sonra saat 7 oldu. Hadi bunları alayım. Kurumuş şeyleri ütülemem lazım. Ütüleyim. 7.30 oldu. Yarım saatte dolaba yerleştireyim. Bir sürü eşyası var diyelim. Dolapta kendi yerine koyması, asması falan zor. Yarım saat sürdü. Saat 8 kapının kilidini açtı öğrenci. B gelmişti zaten. Buyur anahtarı dedi. Her şey de hazır. Kolay gelsin. 2 saat. Bu da 2 saat, bu da 2 saat. Toplam 8 saat. Mesela. Tabii ne kadar saçma olduğu sizin de akla mantığa uygun olmadığı gözüküyor. İşte bu single cycle CPU yani tek çevrim. Bütün işlemler bir çevrimde yapılıyor. O sırada bütün bu resource kaynaklar yani bir sürü kaynak var değil mi? Bakın burada kaynak şunların hepsi silikon. Program counter işte instruction memory var. Registerlar, register file, kontrol, allow, memory bir sürü kaynak var. Hepsini mesela ilk başta halbuki program counter çoktan set etti belki. İşi bitti. Ve yeni bir instruction çekilebilir. Yok. Bekletiyor single cycle. Tamam. Bu. Peki akla mantığa uygun olan nedir? Bunların pipeline yapılması. Yani bu işlemler burada önemli bir şey var. Önemli bir şey aslında. İki şey yazacağım bakın. Pipeline'ın en etkili olabilmesi için bir bütün işlemler birbirinden bağımsız. Bağımsız. Bütün işlemler birbirinden bağımsız olacak. Yani bu adam A kişisi çamaşır makinesiyle işini bitirip kurutmaya geçtiğinde artık bununla işi kalmamış olacak. Bu free olacak. Free. Boş. Yani bağımsız. Bundan bağımsız. Bununla bir alakası yok. Tamam, bağımsız. İki, aşamalar eşit süreli olacak. Süreli olacak. Bakın bu yani maksimum efficiency sağlamak için pipeline'dan bu iki şey çok önemli değil mi? Bütün işlemler birbirinden bağımsız olacak. Bu donanımlar birbirine şey olmaması lazım. Kısıtlamaması lazım. İkincisi aşamalar eşit süreli olmak zorunda. Eşit olmazsa ne olur? Mesela bu çamaşır 45 dakika sürseydi, bu 30 sürseydi, bu 50 sürseydi, o zaman bazı beklemeler yaşanmak zorunda kalırdı, değil mi? Hani bu 45 dakika boyunca burada, bu buradan aldı 30. Bir sonraki geldi 45. Bu 30 işini bitirdi çoktan. Buraya geldi ama bu 45 dakika olduğu için bir 15 dakika daha beklemek zorunda buraya atmak için mesela. Bu katlıyor çok uzun sürüyor. Bu geldi 30 dakika işi bitti. Bunun daha 10 dakikası daha var atıyor. 20 dakikası daha var. Beklemek zorunda. O zaman aşamalar da eşit olmalı. Bu da Urartu Çivi yazısının 2023 yılındaki bir şey oldu yani. Şu Urartu Çivi yazısı. Tabii kitapta bu çamaşır makinesi örneği veriyor ama benim şu bunu çünkü her gün yaşıyorum ben. Ve bunu birçok kişi hemen her gün yaşıyor. Pipeline var. Hayatımızda pipeline. Ama farkında değiliz. Bakın bunlar kaynak. Buradaki abilerimize kaynak diyerek onları haşa küçümsemiyorum. Ama analoji yaparsak burada bir kaynak var. Mesela atıyorum ekmek kaynağı. Bu kadar kişi istihdam edilmesine gerek yok tabii bu şey yani fotoğraf çekilmiş Covid döneminde ne kadar temiz iş yaptıklarını göstermek için sağ olsunlar. Burada bir atıyorum ekmek verilecek, çatal verilecek, şalgam verilecek, salata veriliyor, ana yemek ve çorba atıyorum. Burada ne yapıyorsunuz? Deminki gibi düşünürsek single cycle. Bir tane buradan yemek yiyecek olan, yemek yeme talebinde bulunan kişi gelse önce ekmeğini aldı. Buraya geldi, çatalını aldı. Şuradaki adama dese ki ben işimi bitirene kadar gelme.
Adam bekliyor. Şalgam aldı. Sonra salatasını aldı. Suyunu aldı. Ana yemeğini aldı. Ve çıktı. Tamam artık girebilirsin. Tamam teşekkür ederim. Hayır. Öyle yapmıyorsunuz değil mi? Dibine kadar giriyorsunuz. Önünüzdeki kişinin bu çatalı alıp şuraya geçtiği anda siz de hemen gelip çatalı alıyorsunuz. Şalgamı alıp şuraya geçtiği anda siz de hemen buradan şalgam. Hemen onun arkasından biri daha geldi. Biri daha geldi. Yani boru hattı pipeline boş durmamalı. Tamam, bu da önemli bir özellik. Pipeline boş duruyorsa sürekli zarardasın. Pipeline'ın hep dolu. Yani bütün kaynakların sürekli hani bir industrial engineering problemi gibi de olabilir. Hani endüstri mühendisliğinde verimi sürekli arttırmaya çalışırsınız. Burada da öyle. Yani mesela bu kadar kişi istihdam ettiniz. Amacınız ne? Çok hızlı bir şekilde yemek işini halletmek öğle arasında. Çünkü yoksa insanlar işine aksayacak, geç kalacak falan. O zaman ne yapmanız lazım? Hiç boş kalmamalı. Yani buradan gelip adam çatalı aldı. Bu buradan şalgam aldığı anda bir başkası hemen çatalı alabilmeli. Hemen. Yani şöyle bir sistem olmamalı. Yani ya önce işte şunu beklemeliyim. Yok. Tak 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 tak. Bu kadar kaynak. O yüzden bu kadar kaynak boşa ayrılmamış olur o zaman. Tamam. Yoksa düşünseniz yani her seferinde bir adam sadece buradan geçiyor olsa o zaman bu kadar kaynak boşuna alınmış olur. Vazifesini görmemiş olur. Bu yemek alırken bir daha tabldot. Dikkat edin bunlara. Şimdi single cycle ve pipelining ile ilgili birazcık performansla ilgili bazı şeylerden bahsedelim. Mesela şu bunlar afaki tahmini bazı gecikmeler. Mesela instruction fetch nedir? Program counter'la instruction memory adres verilmesi ve sonra oradaki instruction'ın 32 bitlik okunması. Burada da load, store, arr ve branch bizim 7 tane instruction için bunun süresini tutmuş. Diyor ki single cycle olsaydı ne olurdu? Single cycle olsaydı en uzun gecikme hangi instruction'daysa clock frekansın, periyodun buna göre belirlenirdi. Ve bakın burada bir imbalans var. Yani normalde 800 pikosaniye en uzun süren. Niye? Fetch 200 sürmüş. Mesela register read 100 pikosaniye sürmüş. Allow 200. Memory erişimi 200 pikosaniye. Register write 100 pikosaniye diyor. Toplam 800. 5 aşamalı bir pipeline'dan bahsediyoruz. Eğer her şey yolunda gitseydi, yani eşit aşamalara bölebilseydim, ne olacaktı? 800 bölü 5'ten 160 pikosaniyelik bir yeni bir periyodu mu oluşacaktı? 160. Ve buna mukabil 800 bölü 160'tan 5 kat bir hızlanma teoride var. Tamam. In theory. Fakat öyle değil durum bakın. Yani load word 200 sürerken register 100. Ha, Allah'tan pardon instruction fetch 200. Allah'tan alı 300 sürmüyor. O zaman durum daha da kötü olur. Alı 300 sürse. Öyleyse bu aynı şuradaki çamaşır yıkama işlemi gibi düşünürsek biz işlemimizi 800, 800, 800 böyle gidecek single cycle'da. Peki pipeline yapsak? Yani hem multi cycle hem de pipeline. İlk instruction'ım instruction fetch yaptı. İkinci clock cycle'daki 200 pikosaniye artık clock cycle'ım. Bu register'ı okusa, bu da instruction memory'den ikinci instruction'da pipeline'a girse. Sonra üçüncü clock cycle'da artık üçüncü. Dördüncü clock cycle'da dördüncü. Beşinci clock cycle'da da beşinci instruction girse. Yani eğer benim pipeline'ım 5 aşamalıysa optimum durumda, en iyi durumda pipeline içerisinde, bunu öyle derler, pipeline içerisinde 5 instruction aynı anda bulunabilir. 5 instruction. Normalde biz işlemcinin içerisinde bir instruction aynı anda bulunabiliyordu. Burada 5 instruction bulunabiliyor. Tamam. Dolayısıyla aynı anda aslında işlemcinin içinde 5 instruction olduğu için bunda bir paralellik meydana geliyor değil mi? Ve biz yani başarım konusunda işlemcinin veya bir sistemin paralel çalışma bizim için çok önemli değil mi? Paralel yanlış anlaşılmaz. Ve bu paralellik için buna da instruction level paralelizm denilmiş. Tamam mı? Instruction
level paralelizm. Yani instruction seviyesinde bir paralellik var. Tamam? Instruction seviyesinde. Niye? Aynı anda 5 instruction işleniyormuş gibi davranıyor ve pipeline bir kere dolduktan sonra, yani bu artık 5. instruction'dan sonra bu boru hattında, pipeline'da sürekli 5 tane instruction olacak diye düşünebiliriz ve her saat vuruşunda, ki burada 200 pikosaniye oldu, bir instruction sonlanıyor. Bakın, sonlandı. Peki burada bir şey düşünelim. Bir instruction'ın tamamlanma süresi, yani latency'si, gecikmesi değişti mi? Bir instruction'ın latency'si gecikmedi arkadaşlar. 800 pikosaniyeydi, yine 800 pikosaniye. Dolayısıyla tek bir instruction için aslında bir değişiklik olmadı. Peki ne değişti? Latency eşit kalmışken throughput dediğimiz kavram var, bu arttı. Throughput'umuz da şuydu: önceden 800 pikosaniyede bir instruction commit edebiliyorken, commit, artık 200 pikosaniyede bir instruction commit edebiliyoruz. Yani tamamlanıyor, commit, tamamlanıyor artık. Tamam. Dolayısıyla benim sistemim, atıyorum, artık eskiden 800 pikosaniyede bir instruction'ı tamamlarken, şimdi teorik olarak 200 pikosaniyede bir instruction, 4 kat hızlanma. İşte bu hızlanma throughput'ta gelen bir hızlanma. Latency değişmedi bakın. Hatta latency bazı durumlarda pipeline yaptığınızda artabilir bile. Artabilir bile. Bazı gecikmeler, bazı sıkıntılardan dolayı. Ama throughput'um 4 kat attı ve benim için throughput önemlidir. Throughput nedir? Şu yemek analojisinden bakacak olursak, buraya tek bir kişi gelip, yemeğe talip kişi, yemeğini alıp çıkana kadar başkası girmese, yani single cycle gibi çalışsa, o tek kişi için bir aynı süre sürecek değil mi? Yani bir sonraki de aynı zamanda alacak. Peki onun yerine pipeline olsa, şurada bir adam, şurada bir adam, şurada bir adam, şurada bir adam. Yani bir pipeline olsa böyle. Tık 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 tık. Ne olacak? Önceden belki 5 kat hızlanacak. Peki bir tane individual, bir tane adam için, kadın için, her neyse, bu süre değişti mi? Değişmedi. O yine şuradan girdi, buradan çıktı. Değil mi? Onun için değişmedi yemek alma süresi. Ama toplumun geneline baktığınızda toplumun şeyi arttı değil mi? Yani önceden bir belki, atıyorum, 30 saniyede bir kişi yemeğini alabiliyorken, şimdi belki 5 saniyede bir kişi yemeğini alıp mutlu bir şekilde kafeteryaya gidebiliyor. Dolayısıyla sistemin, yani buradaki kaynakların ve bu ekibin başarısı arttı. Throughput'u arttı. Yoksa bir kişi için artmadı. Ha, diyebilirsiniz ki arkada sıra birikiyordu. İşte o kişi için de. Tabi instruction için sıra önemli. Yani instruction bekler durur, insan gibi değil. Yani onu o yüzden burada hesaba katmadım. Yani aslında zaman kaybetmedi gibi düşünüyoruz. Ama toplam, yani 100 adam önceden tek tek alınsaydı, atıyorum 1 dakika sürse her birinin yemek alması, 100 dakika sürecekken bu kadar 100 kişiye yemek vermek, şimdi atıyorum burada belki bunu 8'e böl, işte 12-13 dakika içerisinde 8 tane aşama varsa bu işi tamamlamış olacağız. Böylece toplam verim artmış oluyor ve buna da throughput deniyor. Yoksa bir kişi için değişen bir şey yok. Burada da bir instruction için değişen bir şey yok. Yani bu da önemli bir konsepti değil mi? Yani yarın bir gün sınavda sorsam ki, ya bana bir latency nedir, throughput nedir, single cycle bir işlemcide göre pipeline yaparsam latency nasıl değişir, throughput nasıl değişir, bunlardan biraz bahsedebilir misin dediğimde, bu tarz bir örnek vermeniz doğru cevap için yeterli olacaktır değil mi? Şimdi bu pipeline ile ilgili birkaç bu konuştuğumuz şeyleri aslında yazıya döktük ve bunlardan biraz konuşalım. Tamam. Bir, pipelining ile
Bir instruction'ın tamamlanma süresi, yani latency azalmaz. Sistemin toplam performansı, throughput artar. Bunu anlattık. Tamam. 2. Teorik olarak en iyi durumda sistemin performansı pipeline adım sayısı kadar artar. Örneğin 1 milisaniye süren bir program 5 aşamalı bir pipeline yapılırsa en iyi durumda 200 mikrosaniye, 10 aşamalı bir pipeline yapılırsa en iyi durumda 100 mikrosaniye sürer. Yani 10 kat hızlanır. Tamam, yani periyodu 10'a bölmüş oluyorsunuz. Bunun için saat periyodunun eşit bölünebilmesi gerekir. Evet. Peki neden bu hızlanma performans gerçekleşiyor? Ona da bakalım. Çünkü CPU time'a baktığımızda instruction count değişmiyor. CPI değişmiyor. Yani 1 olduğunu varsayıyorum iki durumda da. Clock cycle time azalıyor. Dolayısıyla hani execution time, CPU time azaldığı için performans artmış oluyor. Fakat pratikte bu hızlanma neredeyse imkansızdır. Çünkü instruction'ın veri yolunda geçtiği aşamaları eşit süreli adımlara bölmek mümkün değildir. Bu durumda da en yavaş adıma göre saat frekansı belirlenir. Hızlanma da bu oranda olur. Şurada bahsettiğimiz konu. Bir de teorik olarak pipeline olan bir işlemcide her adımda, yani her saat vuruşuna bir instruction tamamlanır, commit olur. Teorikte öyle değil mi? Burada ne dedim ben? 200 pikosaniyede bir işlem tamamlanıyor dedim. Yani CPI 1 olur. Az önce dedim ama bir şerh koydum oraya. Pratikte bu imkansızdır. Çünkü branch instruction tamamlanmadan sonraki instruction getirilemez. Mesela yani bir branch var. Back. Şöyle bir şey var mesela. Back var. Arkasından load word head var. Back back label 1. Şöylese label 1'e git. Şimdi işlemci back'in arkasındaki instruction'ı mı alacak? Yoksa bu back'ten sonra gelen label 1'e mi gidecek? Eğer işte x1 x2 eşitse mesela. Hangisine gidecek? Bunu nereden anlıyorum? Bunu ben 3. clock cycle'da anlıyorum. Execution. O zaman bu fetch yaptı. Decode. Execute edince ancak execute sonucuna göre bir fetch yapabilmiş olacağım. Değil mi? O yüzden bir clock beklemesi lazım. Örnek olarak. Veya yürütülecek olan bir instruction bir önceki instruction'ın register file'ına yazacağı veriyi kullanacak. Mesela bir tane instruction düşünün. Add x5, x3, x4. 3 ve 4'ü topla 5'e yaz. Hemen arkasında da sub x6, x5, x7. Bu x5'i write back yazınca en son register file'a yazıyordu. Bu hemen fetch yapmak istiyor yani. Bu fetch decode, execute, memory write back. Bu fetch yapmak istiyor. Neyi yapacak? Hadi fetch yaptı. Decode nasıl edecek? Decode. Şurada. Decode edemiyor çünkü decode'da register file'dan bir şey çekmek istiyor. Ama register file'dan çekeceği şey x5 ve x7. x7 okey hadi. Ama x5 daha sonucu yazılmıyor. Mesela şunun değeri 10, şunun değeri 12 olsun. Bunun değeri 22 olacak. Önceden 5'ti diyelim. Bu hala 5. Hala 5. Burada decode yapamadı o yüzden. Aşağı geldi. Hala decode yapamadı. Şurada da yapamadı. Burada da yapamadı. Ancak şurada decode yapabilecek. Yani bir iki clock cycle beklemesi gerekti decode yapabilmesi için. Çünkü sonuç daha register'a yazılmamıştı. Yani dediğim gibi o yüzden böyle her clock'ta böyle tak 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 instruction çıkarmak öyle her baba yiğidin harcı değil. Bunlardan birazdan bahsedeceğiz inşallah. Burada bir ara verelim.